Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Televizyonun sesini kapattım. Ben dün dişçiye gittim arkadaşlar. İmplant yaptırmıştım. Daha önceki videolarımda anlattım. 2 yıl önce. Sonra hastalanınca ara verdik. Ara verince bu implant kökleri enfeksiyon, nasıl anlatayım, iltihap olmuş etrafı. Ondan sonra doktor önce diş eti tedavimi yaptı. Küretaj deniliyor, dişlerin eklerini, yani etle dişin arasındaki taşları temizliyor. Ondan sonra işte geçen hafta onu yaptırmıştık biliyorsunuz. Sonra alt kalmıştı. Dün de dedi ki altı, dedi, hani aç yapmışken, uyuşturmuşken implantların kökünü de temizleyelim dedi. Tamam dedim. İmplantların kökünü temizlemek için açtı. Saat 12'ye 20 vardı. Oturdum diş koltuğuna. 1.30'da kalktım arkadaşlar. İnanın, yani artık sırtımdan terler aktı. Ağlaya ağlaya tülbentim ıslandı. Yani doktorun da elinden gelen bir şey yok. Çünkü o kısım uyuşmadı. Tam 3 defa anestezi yaptı. 3'ü de uyuşmadı. Bağıra bağıra, ağlaya ağlaya orayı temizledi. Mecbur temizlemek zorunda. Ondan sonra neyse, dedi ki vidalar, dedi, oynarsa, dedi, vidaları da çıkarmak zorunda kalabiliriz dedi. Ama Allah'tan vidalar oynamadı. Vidaların etrafı da boşalmış. Kemik erimiş. Kemik eridiği için de vidalar boşta kalmış. Onun da etrafına kemik tozu koydu. Sonra işte kapattı, dikti. 2 tane diş böyle yan yana. Yani 2 tane vida kökü. Yarın da kontrole gideceğim. Yani videoda atamadım dün. Kimsenin de kanalına izlemeye dönemedim. Yorumlara da cevap veremedim pek. Kusura bakmayın arkadaşlar. Durum böyle yani. Şimdi yarın kontrole gideceğim. Sabah kalktığımda yüzüm şişmişti. Akşam bir şey yoktu ama çok aşırı ağrı vardı. 2 tane antibiyotik yazdı. 2 antibiyotik. Konuşamıyorum da, kusura bakmayın. Antibiyotik. Biri sabah akşam, biri de sabah öğle akşam. 2 antibiyotik verdi. O da ağır gelir diye kendi normal günlük ilaçlarımı ara verdim. Kemik ilacıyla hormon ilacım vardı benim. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarım. Onlara ara verdim, kendi kendime verdim. Çünkü 2 tane antibiyotik, yanımda ağrı kesici de alıyorum. Günde 2-3 defa ağrı kesici alıyorum. Çünkü çok ağrıyor. Kemikte çalışma yaptığı için. Kendi ilaçlarımı öyle kendi kafama göre ara verdim. Çünkü dedim ki, şimdi onu al, bunu al, günde kaç tane hap. Bir de zaten benim normal günlük kullandığım ilaçlar çok ağır. O yüzden ona ara verdim. Elif de yoruldu beni çekerken. Yoruldun mu anne? Öyle işte arkadaşlar. Durum böyle. Böyle ilaçlarımı içtim. Burada buz poşetim var. Elif sürekli dönüşümlü olarak, bu erimiş jel var içinde. Dönüşümlü. İmplant yaptırdığımda inanın bu kadar canım yanmamıştı. Hiç anlamadım bile. Ve şişmemişti. Yani oradaki enfeksiyonu temizlediler. Uzun bir süre dişçi koltuğunda kaldım. Artık yani gerçekten şu ağzımın kenarı yırtık. Dudağımın şurasına ne denk geldi bilmiyorum. Şurayı kesmişler. Çünkü onlar da ne yapsınlar? Çok uğraştılar gerçekten. Allah razı olsunlar. Çok uğraştılar. Ama işte şiştiği için, bir de ben dişçiye gittiğim zaman, dişimle bir şey yaptırdığım zaman ertesi gün sabah kalktığımda çok kötü başım ağrıyor.
Sabah kalktım, sol tarafım sancı yapıyor, gözümü açamıyorum. Eşim Allah razı olsun kalktı, sobayı yaktı, çayı demledi, menemen yaptı. Bir şey de yiyemiyorum ama mecburen kendimi sıka sıka yedim, ilaç kullanmam lazım. Birazdan da çorba yapacağım, makarna yapacağım. Elif Allah razı olsun balkon şeyi, mutfağı temizledi. Efe de odun kömür ayarladı, evi süpürdü dün. Öbür evden makineden çamaşırları getirdi, çamaşır astı. Allah razı olsunlar. Onlarla böyle bir yardımlaşarak vakit geçiriyorum bugün. Dün de öyle işte gittim geldim böyle oldum. Bugün de böyle şişti. Başım çok ağrıyordu az önce. Şimdi biraz iyileştim. Başım ağrısı geçti. Ama böyle hareket ettiğim zaman, eğilip doğrulduğum zaman sanki böyle oradan bir şey çıkacakmış gibi, bir şey direniyormuş gibi. O yüzden yatıyorum burada. Çocuklar işte su getiriyor. Dağınık yerleri toparlıyor. Günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. İnşallah güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Allah herkese sağlık versin. Hastalara da şifa versin. Gerçekten zor. Rabbim kimseye dert keder vermesin arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bugün de hava çok güzel, güneşli. Annem çekmemi söyledi. Dedi kedi var. Dün akşamdan beri burada. Dur. Çok güzel hava. Annem dışarı çıkamadığı için ben çekiyorum. Dişi çok kötü ağrıyor. Bugün de hava çok güzel. Bu da kedi.